Evet arkadaşlar. Şimdi optikteki yani çukur aynamızdaki ış özel ışınları, ışınların yansımasını anlattıktan sonra bunlarla ilgili örneklerimize geçelim. Şimdi birinci örneğimizde diyor ki ışık aralıkları eşit şekildeki yolu izliyor. Buna göre bu aynaların odak uzaklıklarını oranlar mısınız diyor. Şimdi birinci aynamıza baktığımız zaman birinci aynamızda ışığımız ne yapıyor? Asal eksene paralel geliyor. E çukur aynanın görevi neydi? Işığı toplamasıydı. Paralel gelen ışığı ne yapacak? Toplayacak ve odaklayacak. Nereden geçecektir? Odak noktasından geçecektir. O zaman burası birinci aynanın odak noktasıdır diyebiliriz. Dolayısıyla birinci çukur aynamızın odak uzaklığı ne olacaktır? 2 birim olacaktır. Yani F birimiz 2 iki birim. İkinci aynaya gelen ışığımıza baktığımız zaman ne yapıyoruz? E buradan gelen ışığımız ne yapmış? Asal eksene paralel gitmiş. E nereden gelen ışık asal eksene paralel gider? E odaktan gelen. Veya bunu hatırlayamadın tersten düşün o zaman. O zaman ışık asal eksene paralel geliyorsa nereden geçer? E, Paraya gelen ışın nereden geçecek? Odak noktasından geçecektir. Dolayısıyla burası da ne olacaktır? İkinci aynanın odağı olacaktır. Dolayısıyla ikinci aynamızın odak uzaklığı da ne olacaktır? f de 3 birim olacaktır. Hemen pekiştirmek adına. Yine asal eksene paralel gelen bu bir işin birinci aynamız ne yapacak? Paralel gelen ışığı çukur ayna toplar nerede toplar? Odak noktasında toplar. Yani asal eksenden paralel gelen ışın nereden geçecektir? Odaktan geçecektir. Burası birinci ayının da. Veya tersten düşünebilirsin. O zaman nereden gelen ışık asal eksenden paralel gidecektir? Odaktan gelen ışık. Dolayısıyla burası birinci aynanın odağı. Yani birinci aynanın odak uzaklığı ne kadardır? 2 birimdir. Şimdi ikinci aynaya gelen ışığımıza bakıyoruz. Asal eksen neresinden geliyor? Şu noktasından geliyor. E buradan gelen ışığın ne yapmış? Kendi üzerinden geri dönmüş. E biliyoruz ki bir ışığın kendi üzerinden geri dönmesi için ne yapması lazım? O aynaya dik gelmesi lazım. E aynaya dik gelmesi için bu küresel aynaya dik çizmek için merkezden çizmemiz gerekiyordu. Demek ki burası da ikinci aynanın neresidir diyebiliriz? Merkezi diyebiliriz. E merkez noktası demek ne demekti aslında? Odağın iki katı demekti. Yani merkez aslında 2F2'dir. Yani bunun 2F uzaklığı 3 birimse odak uzaklığı bunun yarısı olacaktır. Yani o zaman bu ikinci aynanın odak uzaklığına da 3 bölü 2'dir diyebiliriz. Birinci aynaya gelen ışığa baktığımız zaman ışığımız buradan geliyor ve bu şekilde gidiyor. O zaman ne diyebiliriz? 1. Demek ki bu aynanın normali, sonuçta gelen ışık ve yansıyan ışık normali göre simetrik olacağı için normali şu doğrultuda bir yerdedir. Yani o zaman normal dediğimiz demek ki bu aynanın merkezi burada bir yerde olacaktır. O zaman bu ışık ne yapıyor? Demek ki odakla merkez arasından gelip merkezin dışından gidiyor. Yani birinci bölge, ikinci bölge veya tersten düşün. Merkezin bu tarafından gelen ışık nereye gider? Odakla merkez arasında. Odağa geçebilme şansı var mıydı? Yoktu. En fazla bu uzaklaştıkça bu da uzaklaşıyor ama sonsuza giderse yani paralel olursa ancak odağa gelebiliyordu. Tamam bunu biliyoruz ama tam yerini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman neye bakacağız? Bu özel bir ışığı mı diye bakacağız. E, özel olması için kaça kaç oranı var burada? ile 2 oranı var. 1 2 oranı olan tek bir yer vardı. O zaman 1 2 oranı varsa burası neresidir diyeceğiz. 1,5F 3F noktasıdır diyeceğiz. O zaman demek ki bu aynan odak 3F'i 1 2 birimden oluşuyorsa o zaman 3F noktası 2 birimse birinci aynan odak uzaklığını o zaman 2 bölü 3'tür diyebiliriz. Şimdi ikinci aynaya bakacak olursak ikinci aynaya gelen ışığımız ne yapmış? Asal eksene paralel gitmiş. E nereden gelen paralel gider? E odaktan nereden geliyor? Asal eksene bu noktası. Demek ki geldi bu nokta ikinci aynanın odağıdır diyebilirsin. Veya tersten düşün. Paralel gelen ışın nereden geçer? E paralel gelen ışığı odakları nerede? Odak noktası. Demek ki bu aynanın odak uzaklığı da o zaman ne olacaktır? İkinci aynanın odak uzaklığı iki birim olacaktır. Evet bir sonraki örneğimize bakarsak. Şimdi ikinci aynayı görmeyelim. Sadece birinci aynaya bakalım. Işık e, ne yapıyor birinci aynaya? Şu noktadan gelmiş. E, bu noktadan gelen ışın ne yapıyor? Kendi üzerinden geri dönüyor. E, kendi üzerinden geri dönmesi için aynaya nasıl gelmesi lazım? Dik gelmesi lazım. E, aynaya dik gelmesi için Ozan nereden gelmesi lazım? Bu kürenin merkezinden. Yani bu aynanın merkezinden gelmesi lazım. Ozan şurası birinci aynanın merkez noktası. E, merkez noktası demek ne demekti? Merkez aslında 2F noktasıydı. O zaman demek ki 2F 2 birimse yani odak bunun tam merkezin yarısı olacak. Yani bu aynanın odak uzaklığına bir birimdir diyebiliriz. İkinci aynaya bakacak olursak. ikinci aynaya buradan gelen ışık tersten düşünürsem bu noktaya gitmiş. Veya buradan gelen ışın buraya gitmiş. O zaman kabaca bu aynanın normali şu arada bir yerde. Yani merkezi burada bir yerde. O zaman bu odakla merkez arasından geliyor. Merkezin dışına gidiyor. Veya direkt tam olarak kendi üzerine geri dönmüyorsa veya paralellik yoksa o zaman direkt neye bak? Kaç birime kaç birim gelmiş? E 2'ye 4 yani 1'e 2 oranı mı var? 1'e 2 oran olan tek bir yer vardı. Neresiydi burası? 3F'e 1.5F'ti. O zaman 3F'e 1.5F varsa o zaman 3F'i 1, 2, 3, 4 birimden oluşuyorsa demek ki bu aynanın ikinci aynanın odak uzaklığına da 4 bölü 3 birimdir diyebiliriz. Hemen bir sonraki örneğimize baktık. Şimdi ışığımız ne yapıyor? Birinci aynaya şu noktadan geliyor. Ve buradan gelen ışın asal eksenin şu noktasından geçecek şekilde gidiyor. Yani ikinci aynayı hiç görme sistemde. O zaman bakıyoruz. Demek ki bunun normali şurada bir yerde olacak. Yani bu odakla merkez, merkezle son sırası. Yani birinci bölge, ikinci bölge dediğimiz hikaye gelmiş. Hemen uzaklıklara bakalım. Aynaya ne kadar uzaktan geliyor? 3 birim. Nereye gidiyor? 6 birim. Yani 1'e kaç oranı var? 2 oranı var. 1'e 2 oranı varsa burası neresidir? Burası 1.5F'e 3F noktasıdır. O zaman şurası da birinci aynanın 3F'i. O zaman 3F dediğimiz 6 bilim ise, bu aynanın 3F'i 6 bilim uzaklığındaysa, o zaman odak uzaklığı ne kadardır? 2 birimdir. Peki ikinci aynaya bakalım. Şimdi ikinci aynanın ne yapıyor? Tepe noktasına geliyor. E bunun tepe noktası asal eksen zaten bizim normalimizdi. E tepe noktasına gelen ışınlar ne yapardı? Aynı açıyla yansırdı. O zaman tepe noktası aynı bir düzlem ayna gibi davrandığından dolayı o zaman bunun odağı neresi, merkezi neresi bilme şansımız var mıdır? Yoktur. Yani burada ikinci aynanın odak uzaklığı ne olduğunu bulamayız. Tepe noktasına gelen odak uzaklığı ne olursa olsun aynı açıyla yansıyacaktır. Şimdi bu örneğimize baktığımız zaman ne yapıyoruz? Işık birinci aynaya ne yapıyor? Geliyor. Birinci aynaya nereden gelmiş? Birinci aynaya bir birim uzaklan gelmiş. E buradan gelen ışın ne yapıyor? buradan gidiyor. Yani asal eksenden ne yapıyor bu ışık? Uzaklaşıyor. Yani bu ışık ne yapacaktır? Bu şekilde yoluna gitmeye devam edecek. Yani asal ekseni bir daha ne yapmayacaktır? Kesmeyecektir. Yani dolayısıyla birinci aynayı şöyle düşünebilirsin. Burada bir çukur aynamız var. E çukur ayna üzerinde bir noktadan gelen bir ışık ne yapıyor? Bir daha asal eksenden kesmiyor. Uzantısı sanalda bir yerde kesiyor. O zaman demek ki bu ışık asal eksenden uzaklaşıyorsa demek ki merkezimiz yani normalde geniş bir açı yapıyor. E, geniş bir açı yapabilmesi için yani gelen ışığın asıl eksenini kesmemesi için mutlaka nereden gelmesi lazım? Odakla aynı arasından gelirse yani 3. bölgeye sanal 4. bölge dediğimiz. Demek ki bu ışık asıl eksenini bir daha kesmiyorsa bu ışık mutlaka odakla aynı arasından gelmiştir. Yani bunun odak uzaklığı o zaman bir birbirinden kesinlikle daha büyüktür. Peki özel bir durum var mı bakalım? E, kaç birimden geliyor? 1'den. Nereye gidiyor? 2. O zaman 1'e 2 oranı varsa bu 1.5 f 3 f mi? Hayır. Burada 1'e 2 oranı yok. 1'e ne var aslında? sanal 2 var. Yani ışık birbirinden geliyor ama iki birimde asal ekseni kesmiyor. Eğer şöyle olursa yani bir ışığımız asal eksenin bir birim uzaktan gelip tekrar asal eksenin iki birim uzaktan kesiyorsa 1'e 2 bu. Yani 1.5 f 3 f dediğimiz budur. Ama burada bir geliyor bir de asal eksen kesmiyor. Uzantısı sanal 2'den kesiyor. E bir de sanal 2 oranı varsa burası neresidir o zaman? Burası özel olan tek bir yer vardı. F bölü 2'ye sanal f dediğimiz hikayedir. Yani demek ki bunun F1-2'si yarım birim ise o zaman demek ki birinci aynanın odak uzaklığı 2 birimdir diyebiliriz. Peki ikinci aynaya bakarsak. E, buradan gelen ışık ne yapmış? E, kendi üzerinden geri dönmüş. E, kendi üzerine geri dönmesi için dik gelmesi lazım. E, dik gelmesi için de bu kürenin neresinden? Merkezinden gelmesi lazım. Ama dikkat et bu ışığın nereden geldiğine bakıyorsun. Asal eksen neresinden geldiğini. Önemli olan aynanın hangi noktasına geldiği değil. Ne hangi noktadan geldiği asal eksenin. O zaman demek ki şu nokta asal eksenimiz burası olduğu için o zaman asal eksen bu noktasından mı geliyor? O zaman ışık bu noktadan geliyorsa burası neresidir? Burası ikinci aynanın merkezidir. O zaman merkezi 1 2 3 4 5 6 birimse e, odak bunun tam yarısı olacaktır. O zaman şurası da ikinci aynanın oda. yani ikinci aynanın odak uzaklığı da nedir? 3 birimdir diyebiliriz. Yine bir özel ışığımız gelmiş. Işık ne yapıyor? Bir birim uzaktan geliyor. E, bir birim uzaktan gelen ışık asal ekseni ne yapıyor bir daha aslında kesemiyor. Asal ekseni uzaklaşarak gidiyor. Neyi kesiyor? Uzantısı sanalda kesiyor. O zaman demek ki gelen bir ışık asal ekseni bir daha kesmiyorsa o zaman bu ışık mutlaka nereden gelmiştir? Geniş bir açıyla gelecektir. Yani merkezle geniş bir açı yapacaktır. Yani o zaman aynaya çok daha merkezden uzak. Yani odakla ayna arası bir noktadan gelmiştir. Ozan kaç birimden geliyor? 1'den. Kaçtan geliyormuş gibi gidiyor? Sanal 2'den. Yani 1'e 2 var ama burada işin içinde sanallığımız var. Ozan sanallık varsa burası neresidir? F bölü 2'ye sanal F'tir diyebiliriz. O Ozan demek ki bu aynanın odak uzaklığı 2 birimdir diyebiliriz. Peki ikinci ayna bakarsak. ikinci aynaya gelen ışık ne yapmış? Asal eksene paralel gitmiş. E asal eksene paralel gittiğine göre odaktan gelmesi lazım veya tersten gönder. Paralel gelen ışın nereye gider? O dağa gider. Yalnız dikkat et, niye bakacağız? Asal ekseni nereden kesiyor? Yani bu ışık aslında nereye gidiyor? Şu noktaya gitmek istiyor. O zaman burası demek ki ikinci aynanın neresidir? Odak noktasıdır. Yani ikinci aynanın odak uzaklığı 1 2 3 4 5 6 7 birimdir. O zaman ikinci aynanın odak uzaklığına 7 birimdir diyebiliriz. Yine bakıyoruz. Aynamıza gelmiş. Işık nereden geliyor? Bir birim uzaktan geliyor. Ve bir daha ne yapıyor aslında? Asal eksenden uzaklaşarak gidiyor. Asal ekseni kesmiyor. Neyi kesiyor? Uzantısı sanalda kesiyor. Ve kaça kaç oranı var? 1'e sanal 2. 1'e sanal 2 oranı varsa burası neresidir? F bölü 2'ye sanal F'tir. Dolayısıyla birinci aynanın odak uzaklığı 2 birimdir diyebiliriz. Peki ikinci aynaya bakacak olursak. ikinci aynaya buradan gelen ışın ne yapıyor? Buradan gidiyor. O zaman ışın neye bakacağız? Asal, eks asal eksenin neresinden geliyor? E asal eksen ne yapıyor? Şu noktasından geliyor. Ve ne yapıyor? Şu noktaya mı gidiyor? O zaman bu ışık ne yapmış? Asal eksen üzerindeki bir noktadan gelmiş ve asal eksen üzerindeki başka bir noktaya gidiyor. O zaman bunun normali bunun arasında bir yerde. Yani merkezi burası bir yerdedir. O zaman demek ki bu ışık ne yapmıştır? Sonsuzla merkez arasına gelip odakla merkez arasına gitmiştir. Peki özel mi diye bakalım. O zaman bu ışık ne kadar uzaklıktan geliyor bu aynaya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim uzaklıktan geliyor. Kaç birim uzaklığa gidiyor? 3 birim uzaklığa gidiyor. Yani 1'e 2 oranı var mı? Var. Peki burada sanallık var mı? Hayır. Asal eksenin üzerindeki 6 birimden geliyor. Direkt 3 birime gidiyor. Sanallık yok. O zaman 1'e 2 oranı varsa ve sanallık yoksa burası neresidir? 3F'e 1.5F'dir. O zaman demek ki burası 2. ayının 3F noktası olacak. Yani ikinci aynanın 3 f mesafesi 6 birimden oluşuyorsa demek ki ikinci aynanın odak uzaklığı 2 birimdir diyebiliriz. Evet bir sonraki örneğimizde de asal eksine paralel gelen ışınlar vermiş. Küresel bir ayna var, düzlem bir ayna var. Düzlem ayna tam küresel aynanın odak noktasına konulmuş. Bu ışığın nasıl bir yol izlediğini soruyor. E biliyoruz ki asal eksene paralel gelen ışığı ne yapacak? Çukur ayna toplayacak ve nereden geçecek? Odak noktasının E odak noktası F burası olduğuna göre o zaman asal eksene paralel gelen bu ışın nereden geçecektir? Şuradaki odak noktasından geçecektir. F'den geçecek. Peki düzlem aynaya gelen ışık ne yapacak? Düzlem aynadan aynı açıyla yansıtacaktır ve tekrar ne yapacaktır? Çukur aynaya geldi o zaman çukur aynaya gelen ışığın nasıl yansıyacağına bağlı aynanın hangi noktasına geldi değil. asal eksenin neresinden geldi önemlidir. E bu ışık nereden geliyor? Odaktan geliyor. E odaktan gelen ışığı ne yapacak çukur ayna? Paralel olarak toplayacak ve asal eksene paralel yani sonsuza gidecek. E asal eksene paralel gittiği için bu ışık ne yapmış olacak? O zaman buradaki düzlem aynamıza dik gelmiş olacak. E düzlem aynaya dik gelen ışık ne yapacak? Kendi üzerinden geri dönecek ve tekrar asal eksene paralel gelecek. E, paraya gelen ışığı tekrar çukur ayna odağından geçecek. Odağa gelen tekrar bu düzlem aynadan yansıyacak. E, odak noktasından geldiği için ne yapacak? Tekrar yine paralel olarak gidecek. E, paraya gelen düzlem aynaya dik çarptığı için tekrar geri dönecek. Tekrar yansıyacak ve sürekli olarak ne yapacak? ışık burada hapsolacaktır ve sonsuza kadar yansıyacaktır. Bu örneğimizde yine ışığın nasıl bir yol izlediğini soruyor bize. Asal eksene paraya gelmiş. E asal eksene paraya gelen ışın ne yapacak? Çukur ayna toplayacak ve nereden geçecek? Odaktan geçecek. E yoluna devam edecek. Ne zamana kadar? Düzlem aynaya gelinceye kadar. Daha sonra o zaman asal eksene paraya gelen şey bu adam topladı çukur aynamız. Odaktan geçti, düzlem aynaya geldi. E düzlem aynaya gelen ışık ne yapacak? Aynı açıyla geri yansıyacak. O zaman hatırlarsanız düzlem aynada ne özelliğimiz vardı? bir ışık düzlem aynaya ne kadar uzaklıktan geliyorsa yansıdığı zaman simetrik olarak ne yapacaktı? Yine aynı mesafeden geliyormuş gibi gidecekti. E bu uzaklıklar zaten vermiş. Zaten burası odak burası merkezse demek ki şu aralıklar ne kadardır? F bölü 2, F bölü 2 diyebiliriz. Çünkü niye? Merkez dediğimiz yer aynı zamanda neydi bizim? 2F'imizdi. Yani odakla merkez arası bir F'ti. Tam 2'ye böldüğü için F bölü 2. O zaman f bölü 2 kadar uzaktan gelen ışık ne yapacak o zaman? f bölü 2 kadar uzaktan geliyormuş gibi ne yapacak bu düzlem aynadan? Geri yansıyacak. Burada aynamız yeterince uzun dememiz gerekiyordu. Yani şu aynamızı biraz daha uzatalım. Peki ışık bu aynaya geldi. E, bu aynaya geldiği zaman çukur aynadan nasıl yansıyacağını neye göre karar vereceğiz? E, aynanın neresine geldiği önemli değil. Önemli olan asal eksenin neresinden geldi. O zaman bu ışık asal eksenin neresinden geliyor? E, merkezinden. E, o zaman merkez demek zaten bu kürenin merkezi demek. O zaman merkezden geldiği için nasıl gelmiş olacak çukur aynaya? Dik gelecek. E, aynaya dik gelen ışık ne yapacak? Kendi üzerinden geri dönecek. Tekrar düzlem aynaya çarpacak. E, düzlem aynanın ne kadar arkasına geliyorsa aynaçıyla yansıyacağı için o kadar önünden gelecek. Ve tekrar çukur aynaya gelecek. Nasıl gideceği için neye bakacağız? Neresi Asal eksen neresinden geliyor bu ışık? E, asal eksen neresinden geliyor? O dağından geliyor. E, odaktan gelen ışık asal eksenle paralel gidecek. E, asal eksenle paralel gelen ışık tekrar düzlem aynaya dik çarpacak. Yine kendi üzerine geri dönecek ve aynı yolu ne yapacak? Sonsuz defa tekrar edecek. Bu sistemden çıkamayacak. Yine aynı tarz bir sorumuz gelmiş. Yine ışık geliyor. Nasıl geliyor? Asal eksene paraya geliyor. E çukur ayna ne yapacak? Paraya gelen ışığı toplayacak. Nereden geçecek? Odaktan. E odak burası olduğu için o zaman asal eksene paraya gelen ışığı ne yapacak? Toplayacak ve odaktan. Yani şu noktaya doğru gidecekti. Ama ne yapacak? Şurada düzlem aynaya çarptığı için bu düzlem aynadan geri yansıyacak. E düzlem aynanın özelliği nedir? O zaman aynanın ne kadar arkasına geliyorsa Aynanın ne kadar arkasına geliyorsa ayna açıyla yansıyacağı için o kadar önünden geçmesi gerekecek. Dolayısıyla ne olacaktır? O zaman buradan gelen ışık ayna açıyla yansıdığı için simetrik olarak tam tepe noktasına gelecek. E, tepe noktasına gelen ışık düzlem ayna gibi davranacak çukur aynanın tepe noktası. Ayna açıyla geri yansıtacak. Tekrar düzlem aynaya geldi. E, aynanın ne kadar uzağından geliyorsa simetrik olarak o kadar uzağından geliyormuş gibi yansıtacak. E buradan tekrar çukur aynaya geldi. E nasıl yansıyacağını bakacağız. Çukur aynanın neresinden geliyor? E bu ışık çukur aynanın neresinden geliyor? Odağından geliyor. Odaktan gelen ışın asal eksene paralel gidecek. Asal eksene paralel gittiğinden dolayı bu düzlem aynaya dik gelecek. E dik gelen ışık kendi üzerinden geri dönecek. Paralel gelen tekrar odağa doğru gidecek. T ama gidemedi. Düzlem aynaya çarpacak. E çarpınca ne kadar arkasına gidiyorsa simetrik olarak o kadar önünden geçeceği için tepe noktasına gelecek. Ve buradan tekrar yansıyacak. Tekrar ayna çili yansıyacak. Odaktan geldiği için çukur aynaya yine paralel gidecek. Paralel gittiği için dik çarpacak ve bu da ne yapacak yine sonsuz defa burada bir kısır döngüye girmiş olacak. Yani ışığımız sistemi terk edemeyecek. Şimdi arkadaşlar bu örneğe koyun sebebi de şu çukur ayna ve düzlem aynayı verdiğimiz zaman sistemde 3 tane örneği çözdük. Bu 3 örnekte de ışık sistemi terk edemedi. Yani bir çukur ayna ve düzlem ayna varsa ışık her zaman sistemi terk edemiyor değil. Sadece 3 tane özel durum vardır. Düzlem ayna odaktaysa, düzlem ayna 1.5 F'de ise ve düzlem ayna F bölü 2'de ise zaten bu. Onun için bu örneği de kendi üzerine geri dönmeyeceğini, her zaman sistemde kısılı kalmayacağını göstermek için koyduk. Asıl eksene para gelen şu şey ne yapacaktır? Odaktan geçecektir. E, odaktan gelen ışık ne yapacak? Şöyle geçerse düzlem aynaya gelecek. E, düzlem aynaya gelen ışık şurada asıl biraz uzatalım. Şöyle olsun. O zaman düzlem aynaya gelen ışık ne yapacaktır? Aynı açıyla geri yansıyacaktır. Şimdi aynı açıyla geri yansıyınca o zaman ne olmuş olacak? O zaman bu ışık o zaman aynaya ne kadar uzaklıktan geliyordu? Burası odak, burası merkez olduğu için bir F uzaklıktan geliyordu. O zaman simetrik olacağı için bir F uzaklıktan geliyor gibi tekrar aynaya gelecek. Hadi aynamızı biraz uzatalım. Hani buradan da bir daha yansısın. Aynamız uzasın. O zaman buradan gelen bu ışık paraya gelen odaktan geçti. Düzlem aynaya çarpınca aynı açıyla geri yansıdı. O zaman buradan geldi. Peki bu nasıl yansıacağı neye bağlıdır? Nereden geldiği ile alakalıdır? O zaman bu ışık asal eksen hangi noktasına geliyor? Şu noktasından e burası odak, burası merkez. E bir f daha gidersem o zaman burası neresidir? 3F'tir. E 3F'ten gelen ışık ne yapacaktır? 1,5F'ten gidecektir. O zaman 1,5F'imiz şöyle bir yer olacaktır. E buradan gelecek. düz aynaya çarpacak. E buradan tekrar yansıyacak. E yansınca uzantısı işte 2,5F gibi bir yerden gelecek. Yani bu ne yapacaktır? Bir kısır döngüye girmeyecektir. Evet bir sonraki örneğimizde demiş ki asal eksine paraya gelen ışık ikinci aynadan yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönüyor. Aynalar arası uzaklık F1 F2 cinsinden nedir? Şimdi ışık birinci de ne yapıyor? Asal eksine para geliyor. O zaman birinci ayna ne yapacak? Para gelen ışığı toplayacak, odaktan geçecek. Peki odağı neresi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Herhangi bir yerdir. O zaman bu ışığı ne yapalım? Herhangi bir yer odağı olacak şekilde yansıtalım. Ve buradan geldi ikinci aynaya. Şimdi ışık o zaman asıl eksen para gelen nereden geçeceğini biliyoruz. Odaktan geçeceğini biliyoruz. Yani şu nokta o zaman birinci ayla o da. Dolayısıyla şu mesafeye birinci ayla oda da kuzaklığı yani F1 kadardır diyebiliriz. Şimdi ışığın ikinci aynadan yansıdıktan sonra kendi üzerine geri dönmesini istiyoruz. E ışığın kendi üzerine geri dönmesi için aynaya nasıl gelmesi lazım? E dik gelmesi lazım. E aynaya dik gelebilmesi için de ne olması lazım? O aynanın merkezinden gelmesi lazım. O zaman asal eksenimiz burası olduğu için Geldiği şu nokta ne olacaktır? İkinci aynanın merkez noktası olacaktır. E Burası merkezimiz olduğuna göre şu mesafede ne diyeceğiz? 2 F2 diyebiliriz. O zaman iki ayın arası mesafe ne olacaktır? F1 artı 2 F2 olacaktır. Bu örneğimizde diyor ki X, Y, Z ışınlarından hangileri K ışık kaynağından geliyormuş olabilir. O zaman birinci yöntem ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. O zaman ışığı tersten göndeririz. E tersten yansıyan ışın K'dan geçiyorsa o zaman K'dan gelmişti diyebiliriz. Veya X ışığın ne yapıyor? Aynanın şu noktasına mı yansıyor? Eğer K'dan gelmiş olsaydı o zaman K'dan aynanın bu noktasına gelen ışın nasıl gelirdi? Asal eksene paralel. Ya e, asal eksene paralel gelen ışın nereden geçer? Odaktan. E zaten bu da odaktan mı geçmiş? Evet. O zaman demek ki X ışığımız ne yapmıştır diyeceğiz. O zaman X ışığımız K ışık kaynağından gelmiş olabilir. Peki Y'ye bakacak olursak. Y ışığımız ne yapıyor? Tersten gönderirsek tepe noktasına gelen ışın aynı açıyla yansıyacağı için K'ya ulaşır. Veya tam tersini düşünelim. O zaman K'dan gelmiş olsa aynanın şu noktasından yansıdığı için. O zaman K'dan aynanın bu noktasına bir ışın gönderirsem. E nereye geliyor? Tam tepe noktası. E tepe noktası düzlem ayna gibi davranacak. Yani gelen ışık aynı açıyla yansıyacak. E ışığımız 2'ye bir geldiği için buradan 2'ye bir yansıyacak. Dolayısıyla Y ışığımızda ne olmuş olacaktır? Y ışığımızda K ışık kaynağını gelmiştir diyebiliriz. Peki Z'ye bakacak olursak tersten gönderebiliriz veya ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. O zaman aynanın şu noktasından yansıdıysa o zaman K'dan aynanın o noktasına bir ışın göndeririz. O zaman bu noktadan gelen ışın bu şekilde yansır mı? E şimdi bu noktaya gelen ışın bu şekilde yansıyıp yansımamasını nasıl bulacağız? E bir, o zaman aynanın hangi noktasına geldiği değil, önemli olan asal eksenin neresinden geldiydi? O zaman bu ışık asıl eksenini ne yapıyor? Şu noktasından mı gelmiş olur? E burası odaksa bu odağın yarısı yani neresinden geliyor? F bölü 2'de. O zaman biz neyi biliyoruz? E bir çukur aynamız varsa e bu çukur aynaya F bölü 2 kadar uzaklıktan gelen ışın ne yapar? Yani odaklı aynasından gelen şey asıl ekseni bir daha kesmez. Asıl ekseni uzaklaşır. F bölü 2'den gelen nereden geçerdi? Sanal F'den mi geçerdi? O zaman bu ışık F bölü 2'den geldiği için uzantısı sanal F'den geçecek. F uzaklığı kaç birim? 2 birim. O zaman ben şu birim kareleri uzatırsam o zaman şu işaret dikkat ederseniz bu ışıkta 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1 doğrusuna geldiği için o zaman buraya mı geliyor? E zaten odak uzaklığı 2 birim olduğu için o zaman burası bunun sanal f'i midir? O zaman f birikten gelen ışın ne yapmış? Sanal f'den geçmiş. Yani z de k ışık kaynağından gelmiştir diyebiliriz. Ya da mesela burada z'yi bulmak biraz zor oldu. O zaman ne yapabilirdik? Şu şekilde düşünebilirdik. Mesela x'i buldun, y'yi buldun mu? O zaman x ve y'yi bulduysan işin bitti demektir. Niye? Hatırlarsanız bir özel ışığımız daha vardı. Odak doğrultusundaki bir noktadan gelen bütün ışıklar ne yapıyordu aynaya gelen ışınlar? Birbirine paralel mi yansımak zorundaydı veya paralel gelen ışınların hepsi ne yapmak zorundaydı? Odak doğrusuna bir noktada kesişmek zorundaydı. O zaman x ve y birbirine paralel mi ve x de y odak doğrusunun şu noktada kesişmiş mi? O zaman x ve y'ye paralel olan bütün ışıklar orada kesişmek zorundadır. Dolayısıyla x 2'ye 1, y 2'ye 1, o zaman z de 2'ye 1. Yani bunların üçü de birbirine nedir? Paraleldir. E paralelse o zaman hepsi aynı noktada kesişmek zorundadır. Hatta buradan o 2'ye 1 doğrusuna çizebildiğin ne kadar ışın varsa, mesela 2'ye 1, şöyle bir ışık göndersem, o zaman ne olacaktır? E bu da K'da kesecektir. Hatta burası odaksa, o zaman burası merkez olduğu için kendi üzerine geri dönecek. Yani buradan gelen ışık yine o da K'dan geçecektir. Hatta ikiye bir doğrusuna şuradan gönderirsen, e buradan gelen ışık da yansıdıktan sonra ne yapmak zorunda? Yine K noktasından geçmek zorunda. Yani bu paralel gelen bütün ışınlar burada kesişmek zorundadır zaten. Bir sonraki örneğimizde demiş ki, şekildeki ışık asal eksenini aynadan X kadar uzaklıkta kesiyor. Buna göre aynanın merkez noktası aynadan ne kadar uzaklıkta olabilir? Aslında burada uzaktadır değil de uzakta olabilir diyeceğiz olabilir. Çünkü tam bir uzunluk bulma şansım yoktur. Şimdi burada dikkat edeceğimiz olay ne? Buradan gelen ışık buraya gitmiş. Tanıdık bir ışık mı? Hayır. Hiç tanıdık değil. O zaman ne yap? Tersten düşün. O zaman buradan gelen ışın böyle gidiyor. Önemli olan nereden de asal eksenin neresinden geldi. O zaman asal eksen bu noktasından gelen ışık ne yapıyor? E, asal eksene bir daha kesmiyor. O zaman biz biliyoruz ki e, bir noktadan gelen ışık asal eksene bir daha kesmiyor, uzaklaşıyorsa e demek ki bu ışık uzantısı sanaldan bir yerden geçecek şekilde gidiyorsa bu ışık mutlaka odakla aynı arasında olmak zorunda. Çünkü normalde geniş bir açı yapacak ki yansıyan da geniş açı yapsın. Asıl eksenle uzaklaşsın. O zaman demek ki bu mutlaka odakla aynı arası bir noktadan geldiğine göre o zaman şu mesafe x ise o zaman bu aynanın odak uzaklığı kesinlikle x'ten ne olmak zorundadır? Büyük. Yani bu aynanın odak uzaklığı kesinlikle x'ten büyüktür. E bana merkezi soruyor. O zaman merkez demek zaten 2F demekti. O zaman burası X'ten büyükse bu mesafede X'ten büyük. Dolayısıyla bu aynanın merkez uzaklığını ne diyebiliriz? 2X'ten fazladır diyebiliriz. Ama net bir yer olarak bulma şansım yok. Bilim karelerde kullanırsak özel ışın olmadığı için onu da yapamayız. Şimdi asal ekseni K'dan kesecek şekilde gönderilen bir ışık ne yapmış? Asal ekseni L noktasından kesmiş diyor ki ışık asıl eksen L'den başka bir yerden kesmesini istiyorsun. Ne yapabiliriz? Bir ışığın rengi değiştirilse. Şimdi burada ne geçerli aynalarda? Yansıma geçerli. Yansımada bir rengin bir önemi var mıdır? Yoktur. Yani size biz şöyle bir şey demedik. Mesela kırmızı ışık normalde 30 derece yapıyorsa. Kırmızı ışık 30'da yansır ama. 30'da gelen mavi ışık 60'da yansır. İşte 30'da gelen yeşil ışık şunda yansır değil. Sonuçta ışın rengi ne olursa olsun yansımada ne vardır? Normalde kaç derecelik açı yapıyorsa aynı açı yapacak şekilde yansıyacak. E, küresel aynan normalde zaten hani merkezden çizdiğimiz doğrumuzdu. O zaman bu merkezden çizdiğimiz doğru normalimiz olacağı için o zaman bu ışık burayla kaç derece yapıyorsa aynı açı yapacak şekilde yansıyacaktır. O zaman hangi rengi gönderirsek gönderelim aynı açı yapacağı için o zaman ışığın rengini değiştirmek K'dan gelen ışığı L'den başka bir yerden geçmesini sağlamaz. K noktasına gelme açısı alfayı değiştirsek yani ben bu ışığı ne yapsam yine K'dan göndersem ama alfadan farklı bir açıyla göndersem. Mesela daha küçük bir açıyla göndersem. O zaman bu ışık nasıl yansıyacak? E şimdi burada normali tekrar çizersek normal yaptığımız açı değişecek. Gelme açısı değişecek. Buradan yorumlama şansımız biraz zor. Ama neye dikkat edeceğiz? Şuna dikkat edeceğiz. Sonuçta ışığın aynanın hangi noktasına geldiği değil asıl eksenin neresinden geldiği önemliydi. Yani mesela biz ne diyorduk? bir buçuk f'den gelen ışık nereye gider? E bir buçuk f'den gelen ışık 3 f'den yansıyacaktır. Özel kuralımız zaten bu. O zaman biz demedik ki bir buçuk f'den şu açıyla gelen. E bir buçuk f'den aynanın hangi noktasına gelirse gelsin yansıyan ne yapmak zorundaydı? E 3 f'den. Yani ışığın asıl ekseni nereden keseceği neye bağlıdır? Nereden geldiği ile alakalıdır. O zaman k'dan gelen ışık l'den gidiyorsa o zaman k'dan gönderdiğim bütün ışıklar farklı açıyla da gelse yine ne yapacaktır yansıdığı zaman? o zaman o da yine ne yapacaktır? L'den yansıyacaktır. Yani burada açıyı değiştirmekte ne yapmayacaktır? Işığı L'den farklı bir yerden geçmesini sağlamayacaktır. Peki üçüncü öncül aynanın eğilik yer çapını değiştirsek. Şimdi aynanın eğilik yer çapı dediğimiz yer neresidir aslında? E, aynanın yarı çapı demek merkez demektir. Yani eğilik yer çapı şurasıydı merkezin yeri miydi? O zaman eğrilik değiştirmek demek o zaman ben bu küreyi kestiğim aynanın yarı çapını yani daha büyük bir küreden veya daha küçük bir küreden değiştirelim. E zaten bir aynanın odak uzaklığını belirleyen sadece eğrilik yarıçapıydı. çapıydı. O zaman eğrilik büyütürsem veya küçültürsem merkezin yerini değiştirmiş olurum. O zaman ben merkezi daha küçük yaparsam mesela eğrilik yarıçapını çapını küçülttüm. O zaman merkez buraya taşındı artık. Ozan normal çizersem ozan gelen ışın normal yaptığı açı farklı olacak. küçülecek. küçülecek. Ozan yansıyan ışın da normali yaptığı açı küçüleceği için ozan K'dan gelen ışın artık L'den değil farklı bir noktadan geçmesini sağlayacağız. Aynı şekilde merkezi büyütürsek de normalde yaptığı açı büyüyeceği için yansıyan ışın da normali yaptığı açı büyüyeceği için artık L'den değil daha farklı bir noktadan geçecektir. Bir sonraki örneğe geçmeden buraya bir özellik koyduk. Bu özelliği o örnekte de kullanacağız için önce özelliğimizden bahsedelim. Şimdi özelliğimiz ne şu? Bir düzlem aynaya gelen ışık ne yapacaktır? E düzlem ayna aynı açıyla ne yapacaktır? Bunu yansıtacaktır. O zaman aynı açıyla yansıtacağı için düzlem aynanın özelliği neydi? Aynaya ne kadar uzaktan geliyorsa aynı uzaklıktan gelecek şekilde ne yapacak? Yansıtacaktır. Yani A ile B mesafesi eşittir. Işte. Zaten düz zamanda ne vardı? E işte bir ışık aynaya çarptığı zaman ne kadar uzağına gidiyorsa yansıdığı zaman o kadar önden geçecektir. Veya tam tersi ne kadar uzaktan geliyorsa yansıdığı zaman o kadar uzağından geçecek şekilde yansıyacaktır. Yani burada gelen ışığın aynaya uzaklığıyla yansıyan ışığın asal ekseni kestiği noktanın işte aynanın arkasında sanalda kestiği noktanın uzaklığı AB eşit olacak. Peki bu olay çukur aynada nasıl olacak? E çukur ayna ne yapıyor? Çukur ayna ışığı topluyor. Veya ışığı topluyoru şöyle düşünelim. Şimdi bu düzlem aynamızı sanki plastikten yapılmış bir aynaymış gibi düşünün. O zaman bu plastikten yapılmış aynayı dedik ki çukur ayna haline getirin. O zaman bunu çukur ayna haline getirebilmek için ne yapacaksın? O zaman sen bunu çukur ayna haline getirmek için aynayı alıp bu tarafa doğru bükeceksin. O zaman aynayı bu tarafa doğru döndürmeye başlayacaksın. O zaman biliyoruz ki biz aynayı ne tarafa doğru döndürürsek yansıyan ışın da aynı yönde iki katı dönecek. Yani ben aynayı ne kadar bükersem, alfa kadar bükersem o zaman bu yansıyan ışığı onun iki katı kadar bükmüş olacağım. O zaman... Burada düzlem aynadan aynı açıyla yansıyan ışın. O zaman ben bunu çukur ayna getirdiğim zaman o da bu tarafa doğru bükülecek ve ne yapacaktır? O zaman uzantısı daha uzaktan geçecektir. Veya nasıl düşünebilirsin? E, çukur ayna ne yapacak? Işığı toplayacak. Düzlem ayna olsaydı o zaman gelen ışık ne yapacaktı? Gelen ışık eşit uzaklıktan geçecek şekilde yansıyacaktı. Ama çukur ayna bunu toplayacak. E, toplamak demek asal eksene ne yapacaktır? yaklaştıracaktır. O zaman bu ışık asal eksene yaklaştıkça o zaman asal eksene kestiği uzantısı uzaklaşacaktır. Dolayısıyla çukur aynada A mesafesi her zaman B mesafesinden ne olmak zorundadır? Büyük olmak zorundadır. Peki aynı olayı tümsek ayna olduğunu düşünün. Yani buradaki düzlem aynamızı tümsek ayna haline getirin dedik size. O zaman bu ayna yine plastik bir aynaymış gibi düşün. O zaman sen bunu tümsek ayna haline getirmek için ne yapacaksın? O zaman bunu tümsek ayna haline getirmek için aynayı bu tarafa doğru bükeceksin. O zaman aynayı sen ne tarafa doğru döndürürsen ayna ne kadar dönerse yansıyan ışın aynı yönde iki kat döneceği için o zaman burada yansıyan ışığımız da aynı yöne iki katı dönecektir. Yani yansıyan ışık artık bu şekilde gelecektir. O zaman buradan gelen ışık bu şekilde yansıdığı için o zaman yansıyan, yansıyan ışığın aynanın arkasında asal ekseni kestiği yer mesafe giderek ne yapacaktır? Kısalacaktır veya daha tümsek aynaya geçmedik ama tümsek aynanın görevi de nedir ışığı dağıtmak gibi düşünebilirsin. O zaman düzlem ayna olsaydı o zaman tümsek düzlem aynaya gelen ışık ne yapacaktı? Aynı açıyla yansıyacaktı. Aynı açıyla yansıdığı için eşit uzaklıktan geçecekti. Ama tümsek ayna bu ışığı ne yapacak? Dağıtacak. Yani asıl eksenine uzaklaşacak. O zaman ne yapacaktır mutlaka? Daha yakın bir noktadan geçecektir. Yani B uzaklığı her zaman A'dan daha büyük olmak zorundadır. Bu özelliği nerede kullanacağız? Bu özelliği şurada geçtiğimiz örneğimizde kullanacağız. Şimdi örneğimize dönersek. Diyor ki ışık şekildeki yol izlediğine göre hangileri kesin doğrudur? Hangileri doğru olabilir? O zaman burada ne var? Bir tane çukur aynamız var. E, çukur aynaya gelen ışık ne yapmış? Asıl eksenin şu noktasından gelen ışın. Bir daha asıl ekseni kesmemiş. O zaman ben biliyorum ki çukur aynada hatta şöyle diyebiliriz bir özetleyecek olursak. Çukur aynayı ne yapmıştık? Bölgelere ayırmıştık. Bölgelerimiz neler? Odakla ayna arası, odakla merkez arası. Merkezde de sonsuz arası. Şurası merkezimiz olsun. O zaman ne olacaktır? Bu merkez bizim normalimiz olduğu için o zaman ışık şu bölgeden geliyorsa yani odakla merkez arasına geliyorsa e normalin bu tarafından gelen ışık normalle diğer tarafına gideceği için merkezde sonsuz arasına gidecektir. Yani bu bölgeden biri, böl gelen bütün ışınlar bu bölgeye gidecekti. Ozan tam tersi Ozan odakla aynı arasından gelen ışık da odakla tepe noktasına gelen ışık da Ozan normalde geniş bir açı yaptığı için yansıyan ışık da geniş bir açı yapacak. Ozan ne yapacaktı? Sanaldan geçecek şekilde yansıyacaktı. Ozan bunu hatırladıysak Şimdi gelen ışık bakıyorum. Gelen ışık ne yapıyor? Asıl eksen bir daha kesmiyor. Uzansı kesiyor. Ozan ben diyorum ki bu ışık kesinlikle ne olmak zorunda? Odakla aynı arasından gelmek zorunda. Yani o zaman odak uzaklığı D1'den nedir? Kesinlikle daha büyüktür. Yani birinci ifademiz nedir? Kesin doğrudur. İkinci ifademiz nedir? İkincisi de şunu biliyorum. E, düzlem aynaya gelen ışık aynı açıyla yansıdığı için o zaman D1 ile D2 birbirine eşit olur. Ama bu çukur ayna ışığı ne yapacak? Hani düzlem ayna gibi olsaydı D1 ile D2 eşit olacaktı. E, çukur ayna bu ışığı ne yapacak? Aynı sen bu tarafı döndürdükçe o da ışık da aynı yönde dönecek. Yani ışığı toplayacak. Asal eksene yaklaşacak. O zaman topladıkça şu D2 mesafesi ne yapacak giderek artacak. Yani burada D2 kesinlikle D1'den nedir? Büyüktür. Yani dördüncü ifademizde nedir? Kesin doğrudur. Bu da kesindir. Peki D2 ile F arasında bir ilişki kurabilir miyiz? D2 ile F arasında bir ilişki kuramayız. Mesela burada özel olan bildiğimiz bir işim var. Ne var? Mesela F bölü 2'den gelseydi uzantısı nereden geçerdi? Sanal F'den geçerdi. Tamam sanal leftten geçerdi. O zaman D2'ye F eşit olabilirdi. Ama nereden biliyoruz? Belki gelen ışık F bölü 2 ile F arası bir yerden geldi. Yani şunun normalini çizersek merkezden. Şurası bizim merkezimiz olsun. O zaman bu ışık normal yaklaştıkça yansıyan ışık da normal yaklaştığı için o zaman bu ışık F'den daha uzak bir yerden de gidebilirdi. Veya bu ışık ne yaptı? F bölü 2 ile aynaya daha yakın bir noktadan geldi. O zaman normal yaptığı açı büyüyeceği için e, yansıyan ışın da normal yaptığı açı büyüyecektir. O zaman büyüdüğü için o zaman bu ışık ne yapacaktır? F'den daha yakın bir yerden geçip D2 F'den küçük de olabilir. Yani D2 ile F arasında bir bağıntı kurma şansım yok. E D2 F'den büyük de olabilir. D2 F'den küçük de olabilir. D2 ile F birbirine eşit de olabilir. Ama burada D1 ile D2'nin kesinlikle eşit olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü çukur ayna ışığı topladığı için her zaman D2, D1'den büyük olmak zorundadır. Yani kesin olan ifadelerimiz 1 ve 6 kesindir. 2, 3 ve 4 olabilir. 5 ise kesinlikle yanlıştır diyebiliriz. Evet çukur aynada ışınlar bunlar. Bir sonraki dersimizde çukur aynada görüntüye geçeriz.